Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fine Fine markasının A8 mikrofon modeli bir mikrofonunu inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kardiyoid gerçekten güzel bir sese sahip hem de görüntüsü güzel olan bir mikrofon şu anda karşımda. Tüm video boyunca ses kaydımı şu anda Fine Fine'ın A8 modelli mikrofonu üzerinden yapıyor olacağım. Ve mikrofona yaklaşık aramda bir karışlık bir mesafe var ya da bir buçuk karış diyebiliriz. Ve ses şu anda en yüksekte. Sesimi net olarak şu anda Fine Fine'dan duyuyorsunuz. Hatta biraz daha ön kısmıma çektim. Şimdi kutu açılımını yapacağız. Kutu açılımında neler çıkıyor içerisinden bunları göstereceğim sizlere fakat birazcık mikrofondan bahsetmek istiyorum. Gerçekten bu mikrofonla podcast yayınları yapabilirsiniz ya da enstrümantal kayıtlar yapabilirsiniz. İşte kemençe ya da gitar sesleri bunların üstüne kendi sesinizi okuyup şarkılar üretebilirsiniz yani birçok şeyi yapabilirsiniz. Üst kısmına baktığınızda bir adet dokunmatik sesi kapatıp açabileceğiniz bölüm sesimi az önce duymuyordunuz. Çünkü üzerindeki mikrofon tuşuna basarak sesimi kapattım. Bu da gerçekten kolay bir rahatlık. Mikrofon bu şekilde ayaklık standıyla geliyor görmüş olduğunuz gibi. Yani bunun iki modeli var. Bir tanesi masa için bu şekilde olan model, bir tanesi de uzatmalı böyle masaya takılıp istediğiniz yere uzatabildiğiniz daha geniş böyle. Onun da resmini buraya bir yere koyuyor olacağım. O şekilde standlı hali bulunuyor. Bendeki masa tripodlu olan standı ve gerçekten sürekli kullandığım ve Instagram Reels videolarımı ya da farklı videolarımı seslendirdiğim, arka planda üstlerine kayıtlar yani seslerimi okuduğum bu mikrofonu kullanıyorum uzun bir süredir. Hatta kutusundan da görebiliyorsunuzdur buraları birazcık parçalandı. Çünkü yaklaşık 2 aya yakındır ya da bir buçuk aydır mikrofon bende ve sürekli kullanıyorum. Kullandıktan sonra birazcık deneyimlerimi paylaşmak istedim sizlerle. Çünkü bu mikrofon çok soruluyordu. Biliyorsunuz A9 modelini inceledik. K658 modelini inceledik. Biliyorsunuz aslında kanalımda birçok farklı Fine Fine markasının mikrofon modellerini inceledim. Şimdi mikrofonun arka kısmında bir dokunmatik tuş bulunuyor şurada. Ve bu tuşa bastığınızda renkler değişiyor. Tabi ışıklardan dolayı şu an çok net net olmuyordur. Mavi yaptım. İsterseniz tek renk yapabiliyorsunuz. İsterseniz de geçişler yapabildiğiniz RGB ışık bölümü bulunuyor. Mesela şu anda bunlar tek renk olan renkleri. Ve gördüğünüz gibi mor renk böyle daha geçişli, biraz daha yumuşak geçişlere sahip bir model şu anda. Daha doğrusu RGB bir ışık ayarladım. Bu zaten RGB bir ışık olarak geçiyor. Artık biliyorsunuz birçok mikrofonda RGB ışıklar bulunuyor. Aslında bunun muadiline baktığımızda HyperX Quadcast gibi gözüküyor ama benim gözlem dediğim ben HyperX'te kullandım. Ondan biraz daha dinamik aralığı iyi olduğu için ses kayıtlarında enstrümantal dediğim gibi bu çok önemli. Onlarda daha fazla böyle detay sesler alıyor ve boğukluk yaşatmıyor sizlere. Bu açıdan da güzel. Hatta şöyle de göstermek istiyorum. Bakın mikrofonun yapısı gerçekten güzel duruyor böyle. Alt kısmında da ayarlayabileceğiniz bir nokta var. Buradan böyle arka kısmını ayarlayıp işte yukarı aşağı yapabiliyorsunuz. Bu sayede de Kullanımızda rahatlık sağlıyor. İsterseniz bu şekilde benim gibi biraz daha yukarı doğru konumlandırabilirsiniz. İsterseniz de aşağıya konumlandırabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi bir kutu içeriğimize bakalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor. Bu arada kutu içeriğine şöyle bakacağız. Ben zaten bu mikrofonu hali hazırda kullanıyorum. İçerisine böyle yığdım aslında kablosunu pop filtresini vesaire. Şu anda da pop filter önümde takılı. Bu da patlamaları işte tükürükleri vesaire biraz daha engelliyor ve sesinizi daha iyi karşıya iletmenizi sağlıyor. Kutu açılımına geçiyoruz. Geldik Cihazın kutusunu açmaya tabii ki de ben zaten cihazı kullanıyordum aktif olarak. Şöyle gördüğünüz gibi kutusu da birazcık yıprandı. Çünkü yaklaşık bir aydır falan kullanıyorum ürünü. Görmüş olduğunuz gibi Fine Fine'in Arkasında zaten A8 modelinin resimleri gözüküyor. Şimdi kutusunu bir açalım. Hani size içerisinden çıkanları ufak tefek göstereyim. Şu şekilde bir korumalı kılıf geliyor. Ben zaten kullandığım gibi kutu içerisi birazcık karmaşık. Şöyle ben bunu telefonumda kullanıyorum. Bu şekilde bir sizde dönüştürücü alarak ürünü kullanabilirsiniz kendi telefonlarınızda. İşte Android olsun, tablet olsun, iPhone olsun böyle bir kablo çıkıyor. Yaklaşık 2 metrelik bir uzunluğu bulunuyor. Bir ucu USB, bir ucu da Type-C. Direkt bunu zaten Type-C olan kısmını mikrofona, bu kısmı da bilgisayara takıyorsunuz. Ama dönüştürücü alarak bunları telefon ve tabletlerde de kullanabilirsiniz. Önünde bir tane pop filter çıkıyor. Hemen göstereceğim bunu da size. Şimdi şöyle düşünün. Bunu ürünün şu ön kısmına takıyorsunuz. Ben genelde böyle sade kullanmayı tercih ediyorum. Zaten kendisinin de ayaklığı mevcut. Gördüğünüz gibi böyle demirden bir pop filter çıkıyor. Bu da patlamaları, işte tükürükleri vesaire emebilecek bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ben genelde kullanmıyorum ama yakın çekimlerde seslendirmelerimde kullanıyorum. Fine Fine'den alışık olduğumuz gibi bir adet kullanım kitapçığı geliyor. Böyle dergi şeklinde bayağı hani büyük ve hiçbir zaman okumamışızdır ama ben sizlere video içerisinde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi büyükçe bir dergi şeklinde bir kitapçık çıkıyor içerisinden bunu da bir kenara alıyoruz. Kutunun içerisinden böyle demir sarı bir aparat geliyor. Bu mikrofonun ayaklık kısmına bağlanıyor ve bunu uzatmalı yani masa tripodu değil de direkt böyle uzatmalı tripodlara da takabiliyorsunuz. Mikrofondan bahsedecek olursam sizlere burada bir ayakçığı bulunuyor. Buradan isterseniz kaldırıp indirebiliyorsunuz bu şekilde. Üst kısmında mikrofonu susturabileceğiniz dokunmatik bir tuş bulunuyor. Arka kısmında ise burada renklerini değiştirebileceğiniz dokunmatik bir buton bulunuyor ve şöyle göstermek istiyorum onu da hemen sizlere. Şu kısımda da sesi açıp kapatabileceğiniz böyle bir crown tekeri gibi dönen bir teker bulunuyor. Buradan da sesini kısıp açabiliyorsunuz ürünün. Ayrıca girişlerine baktığımızda Mikrofona buradan güç veriyoruz Type-C ile bir de kulaklık girişi takılabiliyor ve direkt sesinizi kulaklık girişine taktığınızda anlık olarak duyabiliyorsunuz. Onun dışında gayet sağlam ve güzel bir ürün. Alt kısmı bayağı sert böyle düşüp kaymalarını engellemek için bir de kavuçuk bir malzeme kullanılmış ki bununla da masanıza koyduğunuzda düşmesin veya kaymasın diye ekstra olarak zaten anlatabileceğim farklı bir şey yok. Logo kısmını görüyorsunuz burada. Zaten ses performansımızı video içerisinde hem başlarken göstermiştim hem de bitişte birazdan kamera karşısına geçince de göstereceğim. Güzel bir mikrofon kardioid bir mikrofon olduğu için gerçekten önerebileceğim bir mikrofon arasında yer alıyor ve bu şekilde de bir kutu açılımı yaptık. Ürünün kutu açılımını yaptık ve zaten sesimi sürekli fine fine A8'den duyuyorsunuz. Şimdi size şöyle bir örnek sunacağım. Bu gerçekten mesaj olarak geldiği için bu arada paylaşacağım. Şimdi ben böyle şiir tarzında bir kayıt alacağım ve şu anda buraya ekleyeceğim bu bölümde zaten onu göreceksiniz. Hani böyle şarkı yapmak isteyen, şiir yayınları ya da böyle şiir kaydetmek isteyen insanlar da çok soru soruyor. Sadece oyuncu mikrofonu olarak düşünmemek gerekiyor bunu. Özelliklerini de video kısmının burasını ekliyorum. Genel teknik özelliklerinin hepsini görebiliyorsunuz. USB'den Type-C'ye geçiş sağlayabiliyorsunuz. Type-C kısmı bu mikrofonun altına. USB kısmı da bilgisayarınıza veya işte farklı bir e, nereye takmak istiyorsanız oraya geliyor. Bu mikrofonu tabletinizde telefonlarınızda, Xbox bir sürü seride kullanabiliyorsunuz. Önemli olan dönüştürücü. Ben çekim telefon üzerinden yapıyorum ve şu anda telefonuma bağlı mikrofon. Bu sayede telefonumda, tabletimde, herhangi bir yerde, Macbook'umda, bilgisayarımda kullanabiliyorum rahatlıkla. Bir adet dönüştürücü aldım. Sizde eğer ki telefon veya tabletlerinizde kullanmak isterseniz şu şekilde bir aparat var görmüş olduğunuz gibi. Bu aparat sayesinde bir ucu USB, buradan USB'ye dönüyor. Buradan da Lightning yani iPhone girişi oluyor. Ben şu anda bunu kullanıyorum. Telefonumda takılı olan da bu. Bunun gibi Type-C olur, e, Lightning olur, işte ya da USB zaten bilgisayarlara giriyor. Type C de işte MacBook'unuza veya Android telefonunuza işte Huawei, Samsung, bütün Android'de Type C olanlara kullanabileceğiniz bir mikrofon. Gerçekten ses anlamında bakın şöyle yaklaştığımda gayet tok bir ses alıyor ve patlamaları en aza indirmişler bu mikrofonda. Böyle podcast yayınlarında P'ler biliyorsunuz patlar şu anda da muhtemelen P'ler patlıyordur ama P harfi gibi böyle o tarz patlayacak kelimeleri biraz daha az da indirmişler ve tabii ki de biraz da aranızda bir mesafe olması gerekiyor. Ayrıca mikrofonun alt kısmında girişleri bulunuyor. Type-C ve baktığınızda kulaklık takabileceğiniz kulaklığınızı da buraya taktıktan sonra 3.5 mm jack girişi oluyor. Onun sonrasında istediğiniz gibi hem sesinizi anlık dinleyebiliyorsunuz konuşurken veya şarkı söylerken veya yayın yaparken bu sayede sesinizin karşı tarafa nasıl gittiğini de görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Tek sizlere söyleyebileceğim şu an görmüş olduğunuz gibi alt kısmında ses açıp kısma yeri bulunuyor. Ve buna erişim birazcık zor olmuş. Bu mikrofonun bence en kötü dezavantajlarından bir tanesi bu. Çünkü yani arka kısımda tam böyle şak mantun olduğu kısım bulunuyor. Ve bu elinizi zorlaştırıyor böyle açarken, kısarken. Hatta şöyle direkt buradan da göstereyim. Bak şimdi şurada ses bölümü şurada. Yani ben buna buradan erişeceğim, kısacağım böyle birazcık zorlaştırıyor gerçekten. Bunu keşke ya üstte ya da ön tarafa biraz daha konumlandırılmış olsaydı daha iyi olurdu. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu mikrofon böyle pop ile yani şak ile geliyor böyle. Bu da darbelere karşı masa vurmalarında, titremelerde vesaire sesi abzürme ediyor. Bu da karşı tarafa daha pürüzsüz bir ses iletebilmenizi sağlıyor. Fine Fine A8 incelememiz bu kadardı. Ürünle ilgili sormak istediğiniz sorular olursa yorumlardan veya Instagram hesabımdan sorabilirsiniz. Açıklamaya da isterseniz ürünü inceleyebileceğiniz linki bırakıyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir çocuk uyanır ağlar uykusundan uyanıp Şevkat bekler kalpten gelen hisli bir dokunuş olarak. Korkmuyorum. Korkularımı yendim ufakken. Büyüdüm. Büyüdüm de keşke büyümez olaydım. Ne bileyim. Hayat büyüyünce bayağı zormuş. Söz verdiğim gibi videonun son kısmına şiiri ekledim ve montajını şu anda bitiriyorum. Dedim ki şiiri de son kısma ekleyeyim. Çünkü gerçekten Instagram'dan çok fazla şiirle ilgili yani bu mikrofonla şiir podcast yapılır mı diye çok çok soru geldi. O yüzden bak şu anda tam ekledim. Mikrofon önümde. Montajı alıyorum ve yayınlıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.